Bu sorumuzda bir metal para üzerine damlalıktan damlatılan M kütleli su damlasının önce şekil birdeki gibi damlalığın ucuna yapıştığı hemen seninle birlikte altını bir çizelim. Sonra da metal para üzerine düşüp şekil 2'deki gibi para üzerinde küreselliğini bunun da altını çizdik bozmadan durduğu gözlemleniyor. Buna göre su damlası ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Hemen tanımlarımızı hatırlayalım mı? Adezyonun tanımı neydi? İki farklı maddenin moleküllerinin birbirine uyguladığı çekim kuvveti. Peki kohezyon neydi? Bir maddenin kendi moleküllerinin birbirine uyguladığı çekim kuvvetiydi. Şimdi damlalığa yapıştığına göre demek ki damlalığın o molekülleri Su moleküllerine çekim kuvvetini daha fazla uygulamış. Yani hangi kuvvet daha etkili? Elbette ki adezyon. Hemen birinci öncülü okuyorum. Damlalığın ucuna yapışmasında adezyon yani çekim kuvveti kohezyona göre daha fazla etkili olmuştur. Yapıştığına göre adezyonun etkisinin daha büyük olduğunu hemen gördük. Birinci öncülüme aldım. İkinci öncüle geliyorum. Metal para üzerinde küreselliği bozmadan durmasında kohezyon. Kohezyon bir maddenin moleküllerinin birbirine uyguladığı çekim kuvveti. Ne kadar çok çekersek küresellik o kadar çok artar. Küreselliğin artması burada kohezyon etkisinin arttığı anlamına gelir. O yüzden kohezyonun etkisi daha fazladır. ikinci öncülüm doğru. Üçüncü öncüle geldim. Damladıktan koparak. Şimdi koptuğuna göre aşağıya doğru bunu çeken bir kuvvet olmalı. Damladıktan koptuğunda aşağıya doğru hangi kuvvetimiz var? Dünyanın ona uyguladığı çekim kuvveti. Yani kütle çekim kuvveti etkili olmuştur. Bu durumda üçüncü öncülüm de doğru. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu sorumuzda aradığı adresi bulamayan Güray kırmızı ışıkta durduğunda arabasının camını indirerek yanda duran başka bir aracın sürücüsüne gitmek istediği adresi söyleyip onların adresi bulma konusunda yardım istemiştir. Sürücü de adresi 120 metre ilerideki trafik ışıklarından sağa dönün 160 metre ilerideki soldaki ikinci ev diye tarif etmiştir. Buna göre sürücünün yaptığı yol tarifinde kavramlarından kaç tanesi yer almıştır. Sürat için ne gerekli? Zaman. Burada zamandan bahsedilmediği için sürat değil. Hız için Için yer değiştirme bölü zaman yine benim yer değiştirmem evet var ama zaman yok. O yüzden hızın da üzerini çizdik. İvme neydi? Birim zamandaki hızdaki değişme. Yine zamandan bahsedilmediği için ivme yok. Yönden bahsetti sağa doğru sola doğru ve bir şekilde metreden bahsettiği için direkt buradaki evin konumunu ve yönünü belirttiği için sadece yön ve konumdan bahsetti. Yani iki seçenekten bahsetmiş durumda. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu sorumuzda birbirine gergin iplerle bağlı içi dolu türdeş K, L, M cisimleri düşey kesi verilen kapta su içerisinde şekildeki gibi dengededir. Hemen dengededir. Altını çizdik. Buna göre iplerin kesilip cisimlerin tekrar dengeye gelmesiyle ilgili verilen yargılardan hangileri kesinlikle yanlıştır? Şimdi ipin gergin olması ne demek? İpte bir gerilme kuvvetinin oluşması demek. Şimdi tek tek cisimler üzerindeki kuvvetlerimizi incelersek K cismiyle başlıyorum. Şimdi yukarıya doğru suyun içinde olduğu için suyun uyguladığı kaldırma kuvveti var. Aşağıya doğru k cismimizin ağırlığı. Bir de aşağıya doğru örneğin bu ipte oluşan gerilmeye T1. Buna T2 dersek T1 gerilme kuvveti var. Sistem dengede ise kaldırma kuvveti neye eşit? T1 artı K cisminin ağırlığına. Şimdi ipi kestiğim zaman T1 ne yapacak? Sıfır olacak. Bu durumda kaldırma kuvveti ağırlıktan daha büyük olacak. Yani cisim yukarıya doğru yükselmeye başlayacak. Hemen birinci öncüyle bakıyor, K cisminin yere göre potansiyel enerjisi değişmez demiş. Oysa ne yapacak? Cisim yükselecek. Yani potansiyel enerjisi artacak. Birinci öncülüm kesin yanlış. Yanlış olanı aldığım için hemen işaretledim. İkinci öncüle geliyorum. L cisminin yere göre potansiyel enerjisi artar. L'nin üzerindeki kuvvetlere bakarsak yukarıya doğru T1, yukarıya doğru kaldırma kuvveti, ve aşağıya doğru L'nin ağırlığı. Şimdi kaldırma kuvvetim burada daha büyük olup T1 ve T2 ile sistem dengelenmiş olabilir. O yüzden T1 ve T2 ip kesilince gidecek. Yani kuvvetlerim sıfır olacak. Bu durumda kaldırma kuvvetim daha büyük olup cismi yukarıya doğru kaldırmış olabilir. Yani benim L cismim yukarıya doğru yükseldiği için potansiyel enerji kazanmış olabilir. İkinci öncül kesin yanlış değil. O yüzden hemen ikinci öncülü almıyorum. Üçüncü öncüle geldim. M cismine yere göre potansiyel enerjisi azalır demiş. Hemen M cisminin üzerindeki kuvvetlerimizi gösterirse yukarıya doğru T2, yukarıya doğru kaldırma kuvvetim var ve aşağıya doğru da M cismimin ağırlığı var. Şimdi dikkat et. Cisim tamamen battığı için kaldırma kuvveti ile ipteki gerilme kuvvetinin toplamı ancak ağırlığı dengeledi. Şimdi benim ipteki gerilme kuvvetim ipi kestiğim zaman sıfır olacak. Bu durumda kaldırma kuvvetim ne olacak? Benim ağırlığımdan daha küçük olacak. Bu durumda ağırlık cismi aşağıya doğru çekecek. Yani bu cismin gerçekten potansiyel enerjisi azalacak. O yüzden bu kesin doğru. Oysa bana yanlışı sorduğu için bu öncülü de almıyorum. Yani bu durumda sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu sorumuzda bir cismin birim zamanda hızında meydana gelen değişim miktarına ivme denir. Newton'un temel yasasına göre cisimlerin ivmeli hareket yapabilmeleri için üzerine etki eden net kuvvetin sıfırdan farklı olması gerekir. Şimdi ana sorumuzun cümlesi bu. Buna göre olaylarının hangilerinde cisimler üzerine etkeden net kuvvet sıfırdır. Şimdi sıfır olması net kuvvetin sıfır olması ne anlama gelecek? Newton'un hareket yasasına göre net kuvvet eşittir. Kütle çarpı ivme. Şimdi cismin kütlesi sıfır olamayacağına göre net kuvvetin sıfır olması için ivmenin sıfır olması gerekir. Şimdi öncülerimi okuyorum. Birinci öncül. Sürtünmesiz bir ortamda dalından kopan bir elmanın yere düşmesi. Şimdi hava sürtünmesi yoksa diyelim ki dalından H kadar yukarıda aşağıya doğru hareket etmesine neden olan şey nedir? Dünyanın ona uyguladığı çekim kuvveti yani ağırlık. Bu durumda bunu sıfırlayacak başka bir kuvvet olmadığına göre bu bir net kuvvet. Yani bu da M çarpı A'yı eşit. Yani benim cismimin hareket ivmesi neye eşit olacak? Yer çekim eşit olacak. Bu durumda net kuvvet sıfır olamaz. Yani benim birinci öncülüm yanlış. Hemen ikinci öncüle geliyorum. Bir otomobilin yatay bir yolda düzgün doğrusal hareket yapması. Ne demek düzgün doğrusal hareket? Sabit hızlı harekete düzgün doğrusal hareket diyoruz. Hızın sabit olması ivmenin sıfır olması demek. Neden? Hemen ivmemizin formülünü yazarsak hız değişimi, böyle zaman aralığı, e, hızım sabit ise hız değişimim sıfır olur. Hız değişimim sıfırsa ivmem sıfır olur. Bu durumda ikinci öncülüm benim ivmesiz hareket hareket için doğru olan öncülüm. Üçüncü öncüle geliyorum şimdi. Bir halk otobüsünün durakta bekleyen yolcuyu almak için fren yaparak yavaşlaması. Yavaşlarsa hızı değişir. Hızı değişirse ivmeli hareket yapar. Oysa ben yivmesiz hareketi bulmam gerekiyor. Demek ki üçüncü öncülüm de yanlış. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu sorumuzda bir öğrenci ısı ve sıcaklık konusuyla ilgili yaptığı bir deneyde ısıca yalıtılmış bir ortamda bulunan kaptaki suyun içine bir miktar buz parçası attıktan sonra geçen süreyi ve bu süreler içinde kapta bulunan su kütlesinin ölçerek aşağıda verilen grafiği çiziyor. Buna göre öğrencinin çizdiği grafiğe bakılarak deneyle ilgili sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi birinci öncülü okuyorum. Başlangıçta kaba atılan buz parçasının sıcaklığı 0 santigrat derecenin altındadır. Eğer buzun sıcaklığı 0 Celsius derece olsaydı su hemen ısı verdiğinde buzum hemen erimeliydi ve suyumun kütlesi artmalıydı. Oysa grafik bana ne dedi? İlk 8 dakikada suyun kütlesi değişmiyor. Bu durumda birinci öncülüm doğru. Hemen ikinci öncüle geçiyorum. 9 tire 14 dakika aralığında suyun sıcaklığı azalmıştır. Şimdi dikkat edersen suyun kütlesi artıyor. Yani buz eriyor demek. Buzun eriyebilmesi için ısı alması gerekir. Isıyı sudan aldığına göre su ısı verebilmesi için sıcaklığı azalması gerekir. Bu durumda benim ikinci öncülümde doğru. Hemen 3. öncüle geçiyorum. 4 tire 24 dakika aralığında 10 gram buz erimiştir. Şimdi elimde ilk başta 20 gram suyum vardı. Sonuçta elimde 30 gram suyum var. Aradaki fark 10 gram. Demek ki 10 gram buz ne yaptı? Eridi. Bu durumda 3. öncülümde doğru. Yani sorumun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu sorumuzda bir vantilatör üzerinde bulunan ayar düğmesi bir konumundayken vantilatörün pervanesi yavaş, üç konumundayken vantilatörün pervanesi daha hızlı dönmektedir. Vantilatörün dönüş hızı içinde bulunan bir reosta ile ayarlanır. Şimdi reosta neydi? Benim elimdeki direnci değiştirerek devremdeki akım miktarını ayarlayacağım devre elemanımdı. O yüzden direnci değiştirip devredeki akımı değiştiren devre elemanı olarak ele alıyorum. Şimdi buna göre devam ediyorum. Buna göre ayar düğmesi bir konumundan 3 konumuna getirildiğinde vantilatörün direnci üzerinden geçen akım ve üzerindeki gerilim nasıl değişir? Şimdi bir konumda yavaştı, üç konumda hızlı. Hemen gücümüzün formülünü yazalım. I çarpı V V şehir şebekesinden aldığımız voltajımız yani bu sabit. Eğer benim pervanemin dönüş hızı artıyorsa güç eşittir enerji bölü zamanı kullanırsam enerji güç çarpı zaman. Birim zamanda harcadığı enerji artacak. Birim zamanda olduğuna göre gücü artacak. Gücün artabilmesi için neye artması lazım? Akım artması lazım. Hemen Ohm um yasasını yazıyorum. V eşittir çarpı R. Şehir şebekesinde sabit voltajım var. Bu durumda akımımın artması direncimin azalması anlamına gelecek. Demek ki R ne yapmalı? Azalmalı. E akımın arttığını zaten enerjinin artışından artar diye bulmuştuk. Voltajın zaten şehir şebekesinde sabit olduğunu zaten söylemiştik. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Evet bu sorumuzda yağmur yağdıktan sonra güneşin açmasıyla gözlenen gökkuşağının oluşumunu gösteren şekil diyagramı aşağıdaki gibidir. Bu diyagramda güneşten yağmur damlasının üzerine düşen ışınlardan yalnız kırmızı ve mor renkli ışınların izlediği yollar gösterilmiştir. Buna göre kırmızı ve mor ışık ışınlarının izlediği yollara bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı gökkuşağı oluşumunda ışık hem kırılma hem de tam yansıma yapar. Şimdi dikkat edersen diyelim ki benim yağmur damlamın yani küremin merkezi burası olsun yani normal. Gelen ışığımın doğrultusu gelme açısı ne yaptı? Normale yaklaşarak kırıldı. Hangi durumda normale yaklaşarak kırılır? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. O zaman bu durumda ne yaptı? Burada kırılmaya uğradı. Şimdi buradakine bakarsak normalimi çiziyorum. Dikkat et. Yağmur damlası hava ortamına çıkamamış. Yani gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıma yapmış. Bu da ancak hangi durumda gerçekleşir? Eğer ışığın gelme açısı sınır açısından büyük ise ışık ikinci ortama geçemez ve birinci ortamda tam yansıma yapar. O zaman A seçeneğim doğru. Hemen B seçeneğime geldim. Su ortamından hava ortamına çıkarken mor ışığın sapma açısı kırmızı ışınkine göre daha büyüktür. Şimdi hemen şöyle normalimi çizersem dikkat edersen gelen ışığımın doğrultusu kırmızı ışıkta böyleyken çok az bir sapma yapmış. Oysa mor ışıkta sapma miktarım çok daha fazla. O yüzden B seçeneğim de doğru. C şıkkına geliyorum. Suyun kırıcılık indisi havanınkinden büyüktür. Ne yaptı? Normale yaklaşarak kırıldığı için sinel yasasına göre eğer bir ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ya da az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerse doğrultusunu değiştirir. İlk durumda bakarsan ne yaptı? Normale yaklaşarak kırıldı. Bu durumda demek ki su damlasının kırıcılık kendisi daha büyük. Bu durumda C seçeneğimde doğru. D'ye geliyorum. Havadan suya girerken kırmızı ışığın kırılma açısı mor ışığınkine göre daha büyüktür. Şimdi kırmızı ışığın bakıyorum. Kırılma açısı bu. Mor ışığın bu. Demek ki kırılma açısı daha büyük. O yüzden benim D seçeneğimde doğru. E şıkkına bakıyorum. Su ortamından hava ortamına gelen Kırmızı ışık için sınır açısı mor ışığinkine göre daha küçüktür. Ne kadar az kırılmaya uğrarsa o kadar fazla ne yapacak? Sınır açısı büyüyecek. Kırmızı en az kırılmaya uğrayan renk. Bu durumda sınır açısı her o 6 renk için en büyük değerine sahip olan renkte ne olacak? Tabii ki kırmızı ışık olacak. Oysa burada tersi verilmiş. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınları, fen bilimleri deneme seti 8. deneme 8. soruyla devam ediyoruz. Azot gazı artı hidrojen gazı eşittir amonyak gazı. Tepkimesi verilmiş. Tepkimesinde maddelerle ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. N2 ve H2 atomik yapılı birer elementtir. Bu ifade yanlıştır. Evet elementtir ama atomik yapılı değildir. Çünkü atomik yapılı demek tek atomlu anlamına gelir. Buradaki N2 ve H2 moleküldür. Neydi molekül? En az iki tane ametalin aynı ya da farklı fark etmez. Ametalin birbirine bağlanmasıyla oluşturdukları yapıya biz molekül diyorduk. N2 de moleküldür, H2 de moleküldür, amonyak da bir molekül. NH3 iyonik bağlı bir bileşiktir. Hayır. Azot ve hidrojen ametal. Hidrojen 1A grubu birinci periyot zaten ametal. Azotu açtığımızda isterseniz görelim. 7, 2, 5. İkinci periyot 5A grubu o da ametal. ametal atomlar arasında iyonik bağ oluşmaz. Kovalent bağ oluşur. Bu ifade yanlış oldu. NH3'ün yaygın adı amonyak. Evet. NH3 yani amonyak bir bas. Sistematik adı azot trihidrürdür. Bu ifade doğru. Diğerlerine de bakalım. N2 ve H2'nin özellikleri NH3'ün özelliklerine benzer. Hayır arkadaşım. Hatırla bir bileşik oluşumu sırasında elementler tepkimeye girdiklerinde kimyasal özelliklerini kaybederek yeni kimyasal özelliklerle beraber yeni bir bileşik oluşturuyorlardı. Bu ifade yanlış. NH3 fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. Hayır. Fiziksel yöntemlerle ayrılanlar karışımlar. NH3 bir bileşiktir. Kimyasal yolla ayrışır. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 9. 7.6 gram CS2 karbon disülfür bileşiğinin tamamı tepkime verilmiş bir tane. Denklemine göre bir miktar X ile birleşerek 4.4 gram Y ve 12.8 gram Z oluşturuluyor. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gram bölü moldur demiş. Tepkimeyi üşenmeyeceğim aşağıya bir kez daha yazacağım. CS2 karbon disülfür artı 3 tane X eşittir Y artı 2 Z. Arkadaşım bak MA'sı verilmiş kimin karbon disülfürün? 7.6 N eşittir M bölü ma'dan 7.6 bölü 76 dersem o da eşittir 0.1 mol yaptı mı? Peki katsayılara göre değerlendirdiğimde buradan 0.1 mol reaksiyona girerse x'ten 0.3 mol reaksiyona girmez mi? Peki bu reaksiyona giren x'in mol sayısı. Bir de kütlesini bulursam MA'sına geçiş yapacağım şimdi. Peki 7.6 gram burası. Burası y'den 4.4 gram. Z'den ise 12.8 gram. Peki 12.8 ile 4.4'ü toplarsak ürünlerin toplam kütlesi ne yaptı? 16-17.2 gram yap. E, Leoisier ne demişti? Kütle korunur demişti. Reaksiyona girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesi birbirine eşit olacak. 12.8'den 7.6'yı çıkarırsam yani ben x'in kütlesini bulmuş olurum. Peki 17.2'den 7.6'yı çıkarırsak neyi bulmuş oluruz? X'in kütlesini bulmuş oluruz. Hemen çıkarıyorum. 17.2 ürünlerin toplam kütlesi. 7.6'yı çıkarttığım zaman kalan 9.6 gram. O da 0.3 mu? 0.3 mol x 9.6 gramsa 3 mol X ne yapar? 1 mol ne kadar yapar? 32 gram yapar ki cevabımız C şıkkıdır. Soru 10. Çekirdek için kırmızı, elektronlar için mavi renk kullanılarak bir elementin nötr atomu. Şuranın altını çizelim nötr. Yani elektron sayısı proton sayısına eşit işte olacak. Atomunun katman elektron dağılımı aşağıda modellenmiş. Sayalım beraber. Birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 8, son katmanda 1. Hemen yapıyorum. X elementi olsun. 2, 8, 1. Yani toplamda 11 elektronu varsa proton sayısı 11'dir. Üçüncü periyot 1A grubunda bulunur. Alkali metaldir. En aktif metal. Atom numarası 11'dir. Doğru. Alkali metaldir. Doğru. Doğru. Bileşik oluştururken elektron alır. Sence? Bence de hayır. Çünkü bu vatandaş metal. Metaller hiçbir zaman bileşik oluştururken elektron almaz. Elektron vermeye yatkındır. Son katmandaki elektronu bir tanesini verir ve soygaza benzer. Bu ifade yanlıştır. Periyodik sistemin bir A grubunda bulunur. İfade doğru. 3 katman olduğu için üçüncü periyodunda bulunur. Bu ifade doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 11. Bakalım ne demiş? Aşağıdaki metallerden hangisiyle yapılmış bir kapta hem HCl hem de NaOH sulu çözelti saklanabilir? Dikkat et soruda hiç yorum yok. Tamamen bilgi ama temel bilgi. Yani öyle detaylı bilmene gerek yok ama temel bilgi muhakkak öğrencide olmak zorunda. Peki HCl asit, kuvvetli asit. NaOH bas. Yani asitle de reaksiyona girmeyecek, bazla da reaksiyona girmeyecek. Aktif metal olsa hepsiyle reaksiyona girer değil mi? Aktif metaller bütün asitlerle reaksiyona giriyor. Soy metallere gelince soy metaller ise kimlerde soy metalleri yazayım şuraya. Zaten senin aktif metalleri aklında tutma ihtimalin yok. Ama soy metal hepi topu 5 tane. Soy metallerimiz cumhur haksızca ağlayanların patlatır avucuna. Toplam 5 taneydi. Kimlerdi bunlar? Bakır, civa, gümüş, platin ve altın. Hatta bak günlük hayatta da en değerli metaller aslında bunlar. Bunlar kolay kolay reaksiyon vermez. Hatırla işte insanların bir yerine bir şey olduğu zaman bir kırık falan ne takıyorlar? Platin. Niye? Hiçbir vücut sıvısıyla reaksiyona girmiyor da ondan. Peki bunlar soy metaller reaksiyona girme eğilimleri yok. Bunların dışındaki metallere biz aktif metaller diyoruz. Aktif metaller bütün asitlerle, zayıf kuvvetli hiç fark etmez reaksiyona girer. Aynı zamanda bazılarla reaksiyona girenler de amfoter metallerdir. Potasyum aktif reaksiyona girer. Magnezyum 2A en aktiflerden bir tanesi reaksiyona girer. Alüminyum amfoter hem HCl hem de NaOH ile tepkimeye girer. Çinko amfoter metal ikisiyle de tepkimeye girer ama bakır soy metal olduğu için tepkime vermez. Cevabımız değişiklidir. Soru 12. Bir deneyde 3 ayrı kaptan ikisine 100 er gram, diğerine birine 200 gram saf su konulmuş. Sonra bu kaplara aşağıda belirtilen miktarlarda maddeler ilave edilerek çözülmüş ABC çözeltileri hazırlanmış. Hazırlanan çözeltilerin dış basıncın 1 atm olduğu ortamdaki kaynama noktaları arasındaki ilişki soruluyor bize. Peki önce bir bilgiyi hatırlatalım. Koligatif özellikler. Koligatif özelliklerde kaynama noktası eğer sen suyun içerisinde uçucu olmayan bir katı çözersen tuz, şeker gibi kaynama noktasını yükseltir Donma noktasını düşürürsün. Ve kaynama noktasındaki yükselme miktarı çözdüğün tuz ve şekerin miktarıyla doğru orantılı olarak değişir. Yalnız burada dikkat edeceğin başka bir husus daha var ki o da şu toplam tanecik sayısı. İyonlarına ayrışıyorsa ona dikkat etmek lazım. Peki başlıyorum. Birincide 1 mol NaCl. NaCl'yi bir iyonlarına bir ayrıştıralım. NaCl iyonlarına ayrıştığında mı? Artı, artı Cl eksi şeklinde ayrıştın. Bundan 1 mol çözmüş. Na artıdan 1 mol, Cl eksiden 1 mol oluşur mu? Yani birinci kabın içerisinde toplam. 2 mol tanecik var. Buradaki oranı şöyle düşünebilirsiniz. 2 bölü 100 oran bu. Tuz tanecik sayısı su oranı. İkinciye geldim. Bu da 1 mol naceli. Orada da 2 mol iyon var. Ama buradaki oran 2 bölü 200. Üçüncüye geçtim. Üçüncüsünde ise 1 mol şeker. İyonlarına ayrışmaz. Moleküler olarak çözünür. Buradaki oran 1 bölü 100. Peki B ve C çözeltilerindeki oran aynı değil mi? 1 bölü 100, 2 bölü 200. Ama birinci de A çözeltisindeki oran daha yüksek. Bundan dolayı A'nın kaynama noktası en yüksek. B ve C birbirine eşittir cevabımız D 13. Bazı temizlik ürünlerinin etken maddelerine ait bileşik formüller aşağıda verilmiştir. Burada kimya her yerde ünitesi. Özellikle temizlik malzemelerine çok dikkat edin. Soru gelme ihtimali en yüksek olan bölümdür o ünitenin içerisinde. Peki birincisi kim? Sabun. Hangi sabun? Katı sabunun etken maddesi. Yani beyaz sabunun etken maddesi. İkincisi K ile potasyumla oluşturulmuş. Bu da sıvı sabunun etken maddesi. Katı sabun yazalım, sıvı sabun yazalım. Peki üçüncüsü kim? Üçüncüsü ise deterjan. 1 ve 2 doğaldı. 3 sentetikti değil mi? Petrol türevinden elde ediliyordu. Üçüncüsü deterjan. Dördüncüsü ise kim? Çamaşır suyu. Nacele o. O da hijyen amaçlı kullanılan mikrop öldürücü malzemelerden bir tanesi. Birinci ve ikinci bileşikler sabunun etken maddesidir. Evet. B şıkkına geçtim. Birinci ve ikinci bileşikler kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarını bol miktarda içeren sular. Kim bunlar? Bunlara sert sular denir. Sert sular. Değil mi? İçerisinde bol miktarda 2A grubu katyonu bulunduruyorsa bu sular sert sudur. Hatta tadı birazcık acı traktörü böyle. Peki sular da daha iyi köpürür. İfade yanlış. Bunlar da daha az köpürür. Bundan dolayı da sert sularda sabun sarfiyatı çok fazladır. Onun için önce su yumuşatılır sonra sabun kullanılır. Üçüncüye geçtim. 1-2-3 üç bileşikler hidrofil ve hidrofob. Hidrofil suyu seven, hidrofob suyu sevmeyen. Fobiden aklınızda kalsın. Hidro su, fob fobi sevmeyen, suyu sevmeyen. E suyu sevmemesi için apolar olması lazım. Yani karbon ve hidrojenden oluşan bölüm var bölüm. Bakın burada hidrofob hidrofob, hidrofob, Şuralar ise hidrofil kısımlar. Bu ifade doğru. Dördüncü bileşik mikrop öldürücüdür. Evet. E şıkkına gelince üçüncü bileşik deterjanın dördüncü bileşik çamaşır suyunun etken maddesidir. Bu ifade doğrudur. Yanlış olan cevabımız B şıkkıdır. 14. soru kimyanın son sorusu. Aşağıda gösterilen sistemde buharıyla dengede olan bir miktar saf su bulunmaktadır. Kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açılarak sistemin yeniden dengeye gelmesi sağlanıyor. Arkadaşlar buradaki sistemde sıvısıyla dengede olan buhar var. Buharın yaptığı basınca da sıvı buhar denge basıncı diyorduk. Peki sıvı buhar denge basıncı nelere bağlıydı? 3 tane S'ye. Bunlardan birincisi sıvının cinsi. Yazacağım üşenmeyeceğim. Sıvının cinsi çünkü önemli bir başlıktır burası. İkincisi sıcaklık ya da saf Safsızlığı önce yazalım. Safsızlık. Üçüncüsü de sıcaklık. Peki şimdi buhar basıncı sorularında sizlerden ricam yüksek sesle söylüyorum. Altını çiziyorum. Lütfen ama lütfen bu 3S değişiyor mu değişmiyor mu ona bak. Tamam. Peki ben musluğu açtım. Musluğu açtığımda gaz bu tarafa doğru kaçtı mı? Evet. Gazın hacmi arttı mı? Evet. Öğrencilerden bazıları şunu söylemeye başladı. Hemen görüyorum. Hocam hacim arttığı için basınç azalır mı? Öyle düşünmen doğal ama bu bu tarafa kaçmaya başladığı anda H2O sıvısı ne yapmaya başlar? Buharla başlar. Neden? Onu dengelleyebilmek için. Çünkü ben bu musluğu açtığında sıvının cinsi değişmiyor. Sıcaklık değişmiyor. Safsızlık yok. Buhar basıncı niye değişsin? Buhar basıncı değişmemesi için H2O sıvısı buharlaşmaya başlar. Sıvı miktarı azalır. Toplamdaki gaz miktarı artar. Ama birim hacimdeki H2O gaz miktarında değişme olmaz. Çünkü birim hacimdeki H2O gaz miktarı ifadesi aslında buhar basıncı demektir. Suyun denge buhar basıncı değişmez. Sıvı molekülleri sayısı buharlaştığı için azaldı. Birim Birim hacimdeki buhar molekül sayısı değişmez. Şurayı bir kez daha söyleyeyim bak. P, V, N, R, T denklemini duymuşsunuz. P, V, N, R, T denkleminde P'yi çekecek olursanız M bölü V çarpı R çarpı T. Sabit sıcaklıkta R sabit P'yi de buhar basıncı olarak alacak olursanız. Bu da sabitse M bölü V değişmez arkadaşım. Ya da P M bölü V'ye eşittir. O da birim hacimdeki tanecik sayısını ifade eder. Cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkıdır diyoruz. Evet güzel insanlar şimdi denememizin 15. sorusuyla soru çözümlerimize başlayalım. Bazı canlılar kopan vücut parçalarının eksik kısımlarını tamamlayarak yeni canlı oluştu. Bu eşeğsiz üreme çeşidine rejenerasyon denir. Rejenerasyon bazı canlılarda doku düzeyinde, bazı canlılarda organ düzeyinde, bazı canlılarda ise vücut düzeyinde meydana gelebilir. Vücut düzeyindeki rejenerasyon üreme ile sonuçlanır buna göre olaylarından hangileri doku düzeyinde rejenerasyona, hangileri organ düzeyinde rejenerasyona ve hangileri vücut düzeyinde rejenerasyona örnek olabilir? Vücut düzeyindeki rejenerasyon yeni bir canlı oluşturan rejenerasyon olacaktır. Sorumuzda buna dikkat edelim ve başlayalım. 1. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeni kuyruk oluşturması. Burada kuyruk bir doku mudur, organ mıdır? Önce onu soralım. Kuyruk burada bir organdır, doku değildir. Dolayısıyla kuyruk yeni bir kuyruk oluşturması, yeni bir organ oluşturması anlamına geldiği için birinci olay bize organ düzeyinde rejenerasyonu göstermiştir. Organ düzeyinde rejenerasyon. İkinci olaya bakalım. Deniz yıldızı. Zaten rejenerasyonlu üremede tipik canlılar var. Planarya, deniz yıldızı, toprak solucanı gibi. Deniz yıldızını görünce zaten şüpheleneceksin hemen. Deniz yıldızında kopan kolun yeni bir deniz yıldızı oluşturması diyor. Yeni bir birey oluşturması diyor. O zaman buradaki rejenerasyon vücut düzeyinde bir rejenerasyon. Yeni bir birey oluşturmuş. Dolayısıyla bu vücut düzeyinde diyeceğiz. Üçüncü yargımız insan karaciğerinin 2 bölü 3'ü alınsa bile kalan 1 bölü 3'lük bölümün tam bir karaciğer oluşturması. Organın tamamını almıyor. 2 bölü 3'ünü alıyor. Dolayısıyla kalan kısım kendini tamamlıyor. Burada dokular kendini yenilemiş olduğu için doku düzeyindeki rejenerasyondur deriz. Dolayısıyla doku düzeyindeki rejenerasyon 3 o da C şıkkında var. Deniz yıldızındaki olay vücut düzeyindeki rejenerasyon 2 ve organ düzeyinde ise 1. Cevabımız bundan dolayı C şıkkıdır. Evet, şimdi 16. sorumuza bir bakalım. Ne sormuşlar? İnsan faaliyetleri sonucu ekosistemlerin gördüğü zarar ve kendini yenileme için gerekli şartlar değişik yöntemlerle hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonucu elde edilen veriler, ekolojik dengenin korunması için gelecekte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgiler verir. İnsanın ekosistemlere etkisi, ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, su ayak izi gibi ölçütlerle hesaplanır. Ekolojik dengenin korunmasıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Günümüzde ekolojik ayak izi, karbon ayak izi ya da su ayak izi kavramları gerçekten önem kazanmıştır. Çünkü insan faaliyetleri ekosisteme bir takım zararlar vermektedir ve bu zararların ölçülebilir hale getirilmesi alınacak önlemlerin ve dolayısıyla da ekosistemin sürdürülebilirliği açısından çok büyük önem kazanmıştır. Bakalım 1. Ayak izi ölçütleri çevre sorunlarının ortaya çıkmasında insanın rolü ölçülür. Burada da diyor insanın ekosistemlere etkisinden bahsediyor ve ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, su ayak izi ile hesaplanır diyor. Bu ifademiz bundan dolayı doğrudur. 2. Çevre sorunlarının çözümü için insanın ekosisteme verdiği zararın ölçüsü bilinmelidir ki o ölçüye istinaden sürdürülebilirlik için nasıl önlemler alınacağı ortaya konur. Bu da doğru bir ifadedir. 3. Ekosistemler insan kaynaklı tüm zararlara karşı kendilerini yenileyerek kararlı yapılarını sürdürürler. İnsan kaynaklı tüm zararlara karşı kendini yenileyerek. Böyle bir bilgi bu metinde de verilmemiştir ve ekosistemlerde de böyle bir yetenek yoktu. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkıdır. Evet güzel insanlar şimdi denememizin 17. sorusunu çözelim. Arkeler bakteriler gibi prokaryot hücre yapısına sahip olmasına rağmen ökaryot hücrelere benzeyen özelliklere de sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi arkelerin bakterilerden farklı olarak ökaryotlara benzer özelliklerindendir? Arkeler yıllar öncesinde bakterilerle aynı grupta sınıflandırılan tek hücreli prokaryot organizmalar. Ancak teknolojinin de gelişmesiyle birlikte arkeler üzerinde yapılan araştırmalar arkelerin bakterilerden farklı özellikler taşıdığını bize göstermiştir. Örneğin hücre duvarlarının psodopeptida glikan yapılı olması, bununla birlikte DNA'larında histon proteini içermeleri, ribozomlarının ökaryot hücrelerdeki gibi büyük olması, bakterilerde çünkü ribozom daha küçük, bununla birlikte rRNA dizilerinin farklı olması, bununla birlikte ekstrem koşullarda yaşayabilmeleri, endospor oluşturmamaları, bu gibi özellikler, arkeleri bakterilerden ayrılmasına sebep olmuştur. Bu bakterilerden ayrılmasına sebep olan özel hangileri ökaryotlara benzemektedir? DNA'larında histon proteini bulundurmaları. Ökaryotlara benzemek. Çünkü ökaryotların DNA'larında da histon proteinleri var. Ribozomlarının büyüklükleri yine ökaryotlara benzemektedir. Şimdi şıklara baktığımızda A şıkkında DNA'larının histon proteinlerine sarılı olması. İşte bu ökaryotlara benzer özelliğidir. Ve bazı türlerinin ototrof beslenmesi bakterilerde de bulunan bir özelliktir. Eksem koşullarda yaşayabilmeleri, eksem koşullarda arkeler yaşar, bakteriler yaşayamaz, ökaryot canlılar da yaşayamaz. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır. Zarlı organellerinin olmaması, e bakterilerde de zarlı organel yok. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır. Plazmit DNA'larının bulunması bakterilerde de plazmit DNA bulunabilir. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Çünkü histon proteinleri aynı şekilde ökaryotların DNA'sında da bulunur. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Evet güzel insanlar. Şimdi denememizin 18. sorusunu beraberce yapalım. Bitki hücrelerinde zarın dış kısmında sert, cansız ve tam geçirgen hücre duvarı bulunur. Bu cümlede hücre duvarının özelliğinden bahsetmiş, sert, cansız ve tam geçirgen olmasından bahsetmiş. Yani madde geçişiyle ilişkili olduğunu da bize göstermiş. Hücre duvarı selloz yapılıdır. Yapısında karbonhidrat olduğunu bize ifade ediyor, yapısını söylüyor. Yapısında ayrıca pektin, lignin benzeri maddeler de bulunabilir demiş. Bu bilgilere dayanarak hücre zarının özelliklerinden hangilerine hücre duvarının da sahip olduğu söylenebilir? Yani hücre zarıyla hücre duvarının ortak özelliklerini sormuş. 1. Seçici geçirgen olma. Bize hücre duvarıyla ilgili tam geçirgen demiş. Seçici geçirgen dememiş. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır, ortak değildir. 2. Karbonhidrat içerme. Hücre zarında da karbonhidrat bulunur. Glikoprotein, glikolipitlerin yapısındaki o gliko kısımları karbonhidrattır. E zaten hücre duvarının da selülozdan oluştuğunu söylemiş. Selüloz da bir karbonhidrattır. Bu ortak bir özelliktir. Üçüncü maddemizde madde geçişlerinde etkili olma demiş. Şimdi baktığımızda buradaki metinde hücre duvarının tam geçirgen olduğunu söylemiş. Yani madde geçişlerindeki özelliğinden bahsetmiş. e Hücre zarı da madde geçişlerinde rol oynuyordu. Dolayısıyla her ikisi için de ortak bir özellik olmuş oluyor. Dört tüm canlı hücrelerde bulunma. Hücre duvarı tüm canlı hücrelerde bulunmaz fakat hücre zarı tüm canlı hücrelerde bulunmak zorundur. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. İki ve üçüncü yargılarımız doğru ancak bir ve dördüncü yargılarımız yanlıştır. Cevabımız bundan dolayı C şıkkıdır. Evet denememizin 19. sorusunu yapalım. İnsanda uzun süreli açlık durumunda enerji veren besinlerin miktarlarındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu grafiğe bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Yorum yapmamızı istiyor dikkat edin. 1. Besinlerin enerji kaynağı olarak kullanılma sırasının belirlenmesinde yapıya katılma oranları etkili olmuş olabilir diyor. Bakıyoruz şimdi K ile gösterilen karbonhidrat, Y ile gösterilen yağ, P ile gösterilen protein. Bunlar içerisinde yapıya en fazla katılan protein. En son enerji kaynağı olarak kullanılan yine protein. O zaman bu yargımız doğru bir yorumdur diyebiliriz. İkinci yargımız normal beslenmesine devam eden insanlarda günlük olarak her 3 3 besin grubundan da enerji sağlanır. Baktığımızda böyle bir bilgiye burada ulaşıyor muyuz? Günlük olarak her 3 besin grubundan bakıyoruz şuradan bir dikme çıktığımızda. Hayır her gün bu 3 besini enerji kaynağı olarak kullandığımızı gösterecek bir bilgi burada yok. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. 3. Besinlerin enerji kaynağı olarak kullanılma sırasının belirlenmesinde enerji verimleri etkili olmuş olabilir. Enerji verimleriyle ilgili bir bilgi bilgi de burada yoktur ki biz onu düşündüğümüzde enerji verimi en yüksek olan yağlardır. Yağların ilk önce kullanılmasını beklerdik. Dolayısıyla o ikinci sırada kullanılmış. Demek ki bu ifade de yanlıştır. Cevabımız bundan dolayı A şıkkı yani yalnız birdir. Evet güzel insanlar şimdi denememizin 20. ve son sorusunu çözelim. Akşam sefası bitkisinde kloroplast DNA'sında meydana gelen bir mutasyon yavrulara aktarılır ve beyaz yapraklı bireyler oluşur. Aşağıdaki şekilde bu bitkilerle yapılan çaprazlamalar ve oluşan yavruların fenotipleri gösterilmiştir. Bu çaprazlamalara göre akşam sefasında yaprak rengi kalıtımı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Verilen şekle bir bakalım. Tohum bitkisi polen bitkisi. Şimdi tohum bitkisi dişi bireyi gösteriyor. Polen bitkisi erkek bireyi gösteriyor. Tohum bitkisinin mitokondri kloroplast DNA'sında bir mutasyon oluyor ve beyaz yapraklı yeni yapraklar oluşuyor. Bakıyoruz biz bu bireyleri çaprazlamışız. Yavrularına bakıyoruz. Yavrularında da beyaz yapraklar görmüşüz. Şimdi diğer bireylere bakıyoruz. Tohum bitkimizde yeşil yapraklar var. Polen bitkimizde bu sefer beyaz yapraklar var. Bakıyoruz yavrularına. Yavruları yeşil yapraklı olmuş. Demek ki polen bitkisinin beyaz yaprak yapraklı olması yavruları beyaz yapraklı bir hale getirmemiş dolayısıyla beyaz yapraklı olmada polen bitkisinin yani erkek bireyinin rolü yok dişi bireyin rolü var Şimdi buna göre bir sadece dişi birey tarafından belirlenir doğru bir ifadedir Çünkü erkek birey ikinci şekilde belirlememiş İki yaprak rengi erkek bireyin polen bitkisi genotipine bağlı olarak değişir yanlıştır erkek bireye bağlı olarak değişmemiş dişi bireye bağlı olarak tohum bitkisine bağlı olarak değişmiş Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. 3. Polen bitkisinde meydana gelen ilgili mutasyon yavru bireylere aktarılmaz. Doğru. İkinci deneyimizde bunu görebiliyoruz. Polen bitkisinde meydana gelen mutasyon yavruya geçmemiş. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır. Bir sonraki denemede görüşmek üzere güzel insanlar.